Uzun yıllardır akıllı saat kullanıyorum ve açıkçası pil ömrü sebebiyle en uzun süre kullandığım tüm akıllı saatler, yani test olarak gelen akıllı saatler hep Huawei oldu. Ancak bu seferki akıllı saat hakikaten Huawei açısından çok daha farklı bir saat. Huawei Watch GT 3 Pro bu videodaki konuğumuz. Bu akıllı saat EKG çekebiliyor ve otomatik dalış algılama gibi özelliklere sahip. Özellikle malzeme kalitesi hakikaten çok etkileyici. Gelin hep birlikte Huawei Watch GT 3 Pro'ya bir yakından bakalım. Kanalımın yeni olduğunu biliyorsunuz. Destekleriniz benim için aşırı ve aşırı önemli arkadaşlar. O yüzden videoyu izledikten sonra ya da hemen görür görmez kanalıma abone olup videolarımı beğenir, şöyle kanala bir genel göz atar, yorumlarınızı da bir yerlerde bırakırsanız, beni bir yeşillendirirseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Desteklerinizi lütfen benden esirgemeyin. Az önce sizlere dalış modu dedim ve yanlış duymadınız. Gerçekten bir dalıştan bahsediyorum sizlere. Denizin tam 5 metre derinliğine dalıp bu akıllı saati test etme fırsatı buldum. 50 metre kadar su geçirmezliğe sahip olan bir akıllı saat Watch GT 3 Pro, ki Huawei Türkiye'de burada bizlere akıllı saati suyun altında tam 5 metre derinlikte test etme imkanı sundu. Şu anda da görmüş olacağınız üzere, görüntülerden de anlayacağınız üzere, ben denizin 5 metre derinindeyken o anlarda gerçekten ben burada ne yapıyorum diye de arada bir düşünmedim değil. Halimden de belli oluyordur diye düşünmekteyim. Yani enteresan bir deneyimdi ama bu akıllı saatte o kadar derine daldım, çıktım ve oraya dalarken otomatik olarak dalışı algıladı. Bana dalış sırasında neler yaşadığımın raporunu verebildi. Hakikaten başarılı bir özellik olmuş. Yani özellik var olduğuyla kalmamış, aynı zamanda çalışan da bir özellik ve bu akıllı saatin tasarımıyla devam edelim isterseniz. Şimdi tasarıma giriş yaparken burada havada kalan bir konu olduğunu ben anladım. Çünkü insanlar bu saatin fiyatıyla alakalı bazı böyle soru işaretlerine sahip. Aydınlatmak adına söylüyorum. Elimde tutmakta olduğum bu model Watch GT 3 Pro'nun titanyum versiyonu. Yani hem kasası titanyum olanı hem de aynı zamanda kayışı da titanyum olan versiyonu. Bu modelin satış fiyatı 7500 TL bandında, ki siz bu cihazın sadece kayışının titanyum olmayanını, yani plastik ya da deri kayışlı satın almak istediğinizde de 5500 TL bandında satın alabiliyorsunuz bu akıllı saati. Hani o açıdan buradaki o 2000 liralık yaklaşık fiyat farkını kayışa ödediğinizde söylemek isterim. Dolayısıyla bu saatin aslında başlangıç fiyatı, erkek modeli için söylüyorum, 5500 TL bandında. Bakın, buraları lütfen dikkatli dinleyin çünkü sizlere birazdan hakikaten kendi araştırıp bulduğum bazı bilgileri de paylaşıyor olacağım. O yüzden enteresan gelebilir sizlere. Bu akıllı saatin ön camında kullanılan saat safir kristal cam. Çok dayanıklı bir cam. Daha önce de bazı Huawei saatlerde kullanmıştım. Bu cihazdaki cam da yine aynı şekilde safir kristal dediğimiz bir cam. Ve kasasına baktığımızda titanyum bir malzeme kullanılıyor. Arka tarafında iç bölümüne baktığımızda ise bu bölümde seramik bulunuyor. Şimdi bunları size niye detaylıca anlattığımı da sizlere söyleyeyim. Ben merak ettim gerçekten. Yani bu malzemenin yapısı bu kadar önemli mi? Huawei niye bunun bu kadar üstünde duruyor diye bir düşündüm ve oturdum. Gerçekten saat üretmesiyle meşhur olan, böyle hani biz böyle oha çok iyi saat yapmış adamlar falan dediğimiz Tagoer gibi markaların saatlerinin malzeme kalitelerine baktım. Bu akıllı saatteki malzeme kalitesinin benzeri bir klasik saati falan satın almaya kalktığınızda ödeyeceğiniz rakamlar 20.000 TL'nin üstüne çıkıyor otomatikman. Ve hani malzeme kalitesi aynı açıkçası. Tamam, onlar saat üreticisi olabilir. Evet, bu konuda doğru. Ancak bu akıllı saatte hakikaten başarılı bir model ve üzerindeki malzemeler de söylediğim gibi diğer modellerle aynı. Yani aradaki baya baya bir fiyat farkını da göz önüne almak lazım diye düşünüyorum. Evet, psikolojik olarak bu fiyatlar hepimize yüksek geliyor olabilir. Çok haklısınız, size de sonsuz hak veriyorum. Ancak bazı ürünlerinde bir ederi var ki bu akıllı saatte kullanılan malzemeleri göz önüne aldığımda ve diğer modellerle karşılaştırdığımızda fiyat böyle bir seviyeye geliyor gibi. Gelelim cihazın ekranına. Ekranda bir AMOLED panel kullanılmış. 1.43 inçlik bir AMOLED panel bu panel. Bu arada bu saatin kasasının da böyle boyutuna baktığımızda 46 milimetrelik bir model olduğunu da sizlere söylemek isterim. Ben açıkçası burada bir eleştirim var Huawei tarafına. Hani yeni saat modelinde ben şu çerçevenin etrafında bulunan siyah bölümün
bir tık daha inceltilmesini beklerdim. Ancak böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yine benzer kalın siyah çerçeve bizlerle biraz daha artık ekran kasa oranına oynaması lazım Huawei tarafının diye düşünmekteyim açıkçası. Ancak bir sonraki modelde ben böyle bir yeniliğin de bizlerle buluşacağını açıkçası inceden düşünmeye başladım. Saatin genel ekran parlaklığı gayet güzel. Yaklaşık 10-15 gündür test etme fırsatını buluyorum bu saati. Hani gün ışığı altında herhangi bir görme problemiyle karşılaşmadım. Günün herhangi bir senaryosunda ekranla alakalı bir problemle karşılaşmadım. Zaten parlaklığını falan otomatik ayarlayabiliyor ekran. Dolayısıyla ekranla alakalı bir sıkıntı bu akıllı saat için yok. Gelelim yazılım tarafına. Cihazın içerisinde Harmony OS var. Ancak Harmony OS'a sahip olmasına rağmen bu akıllı saat hem iOS'a hem de Android ile tam uyumlu olarak çalıştırabiliyorsunuz. Zaten Harmony OS'la da aynı şekilde çalışıyor. Huawei'in cihazlarında ise bazı özellikler tam çalışırken iOS tarafında bazı özelliklerin raporlamalarını vesaire göremeyebiliyorsunuz. Bunlardan kastım mesela bu saatte bulunan EKG özelliğini şu an için tabii ki kullanamıyorsunuz. Huawei'den aldığım bilgiye göre yakında iOS tarafında da tüm özellikleriyle kullanılabilir hale gelmiş olacak. Belki siz bu videoyu izlerken gelmiş bile olabilir baktığımız zaman. Ben uzun zamandır Huawei akıllı saat ve iPhone ikilisini kullanıyorum. Özellikle bu konuda soru işareti olan arkadaşlarımı aydınlatmak adına söyleyeyim. Ben genel anlamda herhangi bir problemle karşılaşmadım. Telefonla konuşma özelliğinden tutun bildirim özelliklerine ve bunun gibi birçok özelliği çok rahat bir şekilde iPhone'umla Huawei akıllı saatimi eşleştirip kullanma fırsatına eriştim. Bu modelde de herhangi bir problemle karşılaşmadığımı bu açıdan sizlerle paylaşmak isterim. Videonun başından beri sizlere birkaç kere EKG dedim ama EKG nasıl çekiyor ve çekilirken hangi özellikler bu cihazın üzerine eklenmiş? Şimdi ekranda gördüğünüz üzere Watch GT3 ve Watch GT3 Pro yan yana duruyor. Bakın hemen kurma kolunun altında görmüş olduğunuz tuşlarda ufak bir farklılık var. Huawei Watch GT3 Pro'daki kurma kolunun altında bulunan fonksiyon tuşu biraz daha büyük ve önemli bir işlevi de bizlerle buluşturuyor. Buradaki düğmenin üzerine EKG'yi açtığınızda parmağınızı yerleştirdiğiniz zaman saat EKG'yi çekmeye başlıyor arkadaşlar. EKG'yi grafik olarak da görüntüleyebiliyorsunuz. EKG konusunda Huawei biraz evet geç giriş yaptı gerçekten. Birçok marka artık aldı gitti yürüdü gitti gibi bir durum var ortada. Ancak Huawei biraz daha geç girmeyi tercih etti bu alana. Ben Huawei'in sağlık verisi toplama anlamındaki başarısını hakikaten severek takip ediyorum. Dolayısıyla EKG'ye geç girmesindeki sebeplerden bir tanesi de daha kesin ve daha doğru sonuçları aslında kullanıcılarla buluşturmak istiyor olması da olabilir. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Aynı zamanda EKG dışında bu akıllı saatte damar sertliği takibi de yapabileceğiniz bir özellik var. Ancak şu anda kullanamıyoruz. Yakın zaman içinde bu özelliğin de bizlere sunulacağını umuyorum diyeyim ve artık buradan biraz daha işin teknik detaylarına doğru inelim. Çünkü Huawei aslında bu sağlık verilerini bizlere gösterebilmek için TrueSync adı verilen bir teknoloji kullanıyor arkadaşlar. Bu akıllı saatin içerisinde de TrueSync 5.0 var ki TrueSync 5.0 ile birlikte aslında atılan ışık miktarı kolunuzda şu alttan görmüş olduğunuz ışık miktarı daha da arttırıldığı için ve yeni sensörlerle önceki cihazlara göre daha hızlı verilerin bizlerle buluşturulması sağlandığı için buradaki veriler gerçekten çok çok hızlı bir şekilde bizlerle buluşuyor. Yani önceden mesela kandaki oksijeni ölçtüğüm saatlerde bir miktar daha beklemem gerekiyorken bu akıllı saatte bir tık daha hızlı bu sonuçlara erişebildiğimi gördüm ki zaten nabız konusuna hani girmiyorum bile, nabız anlamında hemen hemen bana sorarsanız tüm Huawei'in bantları, Huawei'in akıllı saatleri gayet başarılı bir şekilde bizlerle sonuçları buluşturuyor. Hazır sağlık izlemesinden bahsetmişken bu akıllı saatte de deri sıcaklığı takibi, kandaki oksijeni ölçebilme, stres gibi böyle birçok detaya yine ulaşabildiğinizi aktarmış olayım. Bir eksiklik olmasın. Ben açıkçası bir beden eğitimi bölümü mezunu olan biri olarak yani sporu bu kadar seven bir insan olarak bu akıllı saatin 100 taneden fazla spor dalını takip edebiliyor olmasını ve takdirle karşılıyorum. Hayranlıkla izliyorum. Bu güzel bir detay tabii ki. Ancak tabii ki burada hani sadece bunu kayıt etmiyor. Bizlere aynı zamanda dinlenme nabzını, tempoyu, laktik anlamdaki eşiği falan ölçebiliyor bu akıllı saat. Bunlar çok önemli detaylar. Özellikle sporla ilgilenen işte hocalarım ya da sporla alakalı şu anda beni izleyen antrenörler vesaire bunlar beni daha iyi anlarlar diye düşünüyorum. Bu takiplerin yapılabilmesi bundan 5-6 sene önce hayal gibiydi. Yani bazı saatler için çok özel saatler vardı alabiliyorduk. Şu anda Huawei satın almak isteyen herkes için biraz daha ulaşılabilir bir hale geldiği için açıkçası
beni heyecanlandırıyor. Bu spor takibi özelliği bu akıllı saatte bulunan diyeyim ve artık yavaştan şu yeni eklenen modlara da bir bakalım isterim. Cihazda bir dalış modu var ve bir de golf modu var. Gerçek zamanlı izleme yapabiliyorsunuz burada. Dalış modunda otomatik daldığını algıla diye bir özellik var. Suya girdiğinizde bu aktif oluyor. Suyun dışındayken herhangi bir şekilde aktif etmeniz mümkün olmuyor. Suya girdiğinizi algıladığında saat ve derinlik olarak dibe doğru gittiğinizi basınç sensörleriyle algıladığında devreye giriyor ve sizin tüm dalışınızı kaydedebiliyor. Çünkü bünyesinde aynı zamanda bir de GPS olduğu için orada sizi konumlandırma yaparak çok daha kesin bilgileri de sizlerle paylaşabiliyor. Yani benim bu saat için spor anlamında söyleyeceğim şu sadece sizlere. Spor takibi için bu akıllı saati alan birinin memnun olmama ihtimali bana sorarsanız yok arkadaşlar. Çünkü en detaylı şekilde, en güzel şekilde sizlere bu verileri sunabiliyor. Pil tarafında Huawei her zaman olduğu gibi bizlere 14 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Ben saati bu test süresi boyunca sadece bir kere şarj ettim. O da saati aldığımda şarj ettim ve yaklaşık sizlere dediğim gibi 15 gündür cihazı kullanma imkanına sahibim. Tabii ben saati hani prensip gereği geceleri kapatıyorum ya da bileğimden çıkardığımda kapatıyorum. O yüzden de bu süre benim için uzamış oldu. Yani o 14 günü rahat rahat çıkardığını da sizlerle buradan paylaşmış olayım. Pil ömrü tabii şöyle, eğer ben yoğun kullansaydım yaklaşık 8 ila 10 gün bandında, 11 gün bandında gidebilirdi. 14 gün gidebilmesi için bazı fonksiyonları kapatmanız da gerekiyor olabilir. Ancak ben hani tüm her şey açık bir şekilde, bildirimlerine kadar açık bir şekilde saati kullandığımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada saatin şarj anlamında biraz daha yenilendiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz daha hızlı şarj oluyor. 10 dakika şarj ettiğinizde bir gün kullanabiliyorsunuz. Ve tabii %30'a varan daha hızlı bir şarj imkanı bize buluşturuyor Watch GT 3 Pro. Yani video boyunca sizlere anlattığım kadarıyla zaten anladığınızı düşünüyorum. Ben bu akıllı saati beğendim arkadaşlar. Hani bu fiyat seviyesine çıkacak olsam ve bir böyle klasik saati bileğinde akıllı şekilde taşımayı seven bir kullanıcı olsam ben bu saati düşünürdüm. Ha, Huawei Watch GT 3'ü de düşünür müydüm? Onu da düşünürdüm açıkçası. Bana sorarsanız Watch GT 2 Pro da gayet yeterli ve güzel, şık bir saat. Hani o açıdan bu modeller arasında istediğiniz tüm saatleri bana sorarsanız tercih edebilirsiniz. Ama bu akıllı saati de ben maddi anlamda benim için parası önemli değil. Hani en son çıkanını kullanmak istiyorum ya da tüm özelliklerinin olduğu, en son özelliklerin olduğu bir akıllı saati almak istiyorum diyen birisi için tercih edilebilir bir model. Ben bu Watch GT 3 Pro alayım mı diyen kullanıcılar için de bence alabilirsiniz. Her şey sizin için uygunsa ki şu anda birçok mağazada gidip fiziki olarak da bu akıllı saati test etme fırsatınız bulunuyor arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani ben olumlu olumsuz bulduğum taraflarını sizlere aktarmaya çalıştım. Çoğunlukla bu sefer olumlu oldu. Çünkü hakikaten beğendiğim, günlük hayatımda da severek kullandığım bir akıllı saat oldu Watch GT 3 Pro. Özellikle malzeme kalitesine de baktığımızda bunu daha iyi bir şekilde sizlere söyleyebildim. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.